Sevgili Kaya LC kanal takipçileri, herkese merhabalar. Her zamanki gibi çok kullanışlı bilgiler vereceğimiz bir video ile daha karşınızdayız. Teknik işlerle uğraşanlar bilirler ki günün birinde muhakkak alüminyuma lehim yapmanız gerekecektir. Alüminyuma lehim yaparken göreceksiniz ki alüminyuma lehim tutturmak neredeyse imkansızdır. Uğraşacaksınız, uğraşacaksınız, bir daha uğraşacaksınız, olmadı bir daha uğraşacaksınız. Ama göreceksiniz ki alüminyum bir türlü lehim tutmuyor. İşte bu videomuzda başlıktan da anlayabileceğiniz gibi sadece normal kullandığınız havya ile alüminyuma nasıl kolayca lehim yaparsınız onu göstereceğim. Bakın burada daha önceden yaptığımız bir lehim var. Alüminyumun üzerine kendi yaptığımız lehim arkadaşlar. Bakır bir kabloyu lehimledik. Gördüğünüz gibi bakın kablonun izolasyonu soyulacak neredeyse ve gayet sağlıklı, sağlam bir şekilde alüminyumun lehim tuttuğunu görüyorsunuz değil mi? Bakın izolasyon geliyor artık. Dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeden ufak bir sponsorluk reklamımız var. Önce onu izleyelim. Daha sonra da alüminyuma nasıl lehim tutturursunuz onu görelim. GLC PCB firması, gördüğünüz gibi arkadaşlar, çok profesyonel baskı devreler yapabilen bir baskı devre firması. Bu adamlar 5 tane 10 santime 10 santim kadar PCB'yi 2 dolara basıyorlar sevgili arkadaşlar. Eğer siz de tasarladığınız, çizdiğiniz baskı devreleri profesyonel olarak bastırmak istiyorsanız GLC PCB firmasıyla çalışabilirsiniz arkadaşlar. GLC PCB'nin linki aşağıda açıklamalar kısmında olacak. Linke tıklayıp o link üzerinden siteye çizdiğiniz baskı devrelerin Gerber dosyasını yükledikten sonra siparişinizi dört dörtlük bir şekilde GLC PCB firmasına verebilirsiniz. Alüminyuma lehim yaparken bize lazım olacak malzemelerimiz bir havya. Bakın ben bu havyayı kullanacağım ama siz isterseniz evinizde kullandığınız normal şu kalem havyalarla bile yapabilirsiniz. Ama bununla yapabilmeniz için neler gerekecek onu da söyleyeceğim. Ve bir de bize normal piyasada bulabileceğiniz şu küçük makineye lazım olacak. 3 liraya 5 liraya yani çok ucuz bir rakama satılan malzemeler arkadaşlar. Belki evinizde bile vardır. Bu makine yağıyla rahatlıkla alüminyuma lehim tutturulduğunu göreceksiniz. Şimdi hemen isterseniz başlayalım. Fakat ondan önce bir bakır kablomuzu hazırlayalım. Alüminyuma lehim yapacağımız bakır kabloyu hazırlayalım. Daha sonra da alüminyuma lehim yapalım. Bu kabloyu. Kablomuzu soyduk. Öncelikle lehim yapacağımız kabloyu güzelce lehim kaplayacağız. Bakın tabancamın tetiğine bastım. Lambası yandı. Görüyor musunuz? Evet. Şimdi öncelikle dediğim gibi kablomuzu bir lehim kaplayalım. Daha sonrasında da alüminyum üzerinde yapacağımız işleme geçeceğiz. Kablomuz yavaş yavaş lehim kaplandı. Buradaki bakır kablo birazcık oksitlendiği için lehimi zor tutuyor. Ben bilerek oksitli bir kablo seçtim ki alüminyumun da neden zor lehim tuttuğunu anlayabilirsiniz diye. Normalde bakır çok rahat kolaylıkla lehim tutabilecek bir malzeme. Hemen lehimi üzerine alır, lehimi üzerine çeker ve siz kolaylıkla bakır kabloyu lehimlersiniz. Fakat eğer bakır kablonuz nemden, rutubetten veya hava şartlarından etkilendi ve oksitlendiyse bakır dahi olsa çok zor lehim tutacaktır. Bu kablonun çok zor lehim tuttuğu gibi. İşte alüminyumun lehim tutmasını zorlaştıran şey de budur arkadaşlar. Alüminyum bakın tek başına
Önce altına bir şey koyalım. Alttaki malzememizi yakmayalım bu şekilde. Alüminyum normalde tek başına mümkün değil, lehim tutmaz arkadaşlar. Bu şekilde alüminyuma lehim tutturamazsınız. Çünkü siz alüminyumun yüzeyine lehim yaparken alüminyumu çizdikçe alüminyum anında oksitlenir ve oradaki tabaka lehime karşı bir direnç gösterir. Yani lehimi kabullenmez. Alüminyum oksitlendiği için. Sürersiniz, sürersiniz, boşuna sürersiniz. Çünkü havyayı sürdüğünüz yüzey siz sürdükten hemen sonra çok kısa bir sürede oksitlendiği için lehim tutmaz arkadaşlar. Onun için ne yapacağız? Biz alüminyumun oksitlenmesinin önüne geçeceğiz. Peki nasıl alüminyumun oksitlenmesinin önüne geçebiliriz? Şimdi onu söyleyeceğim. Pastanın yüzünden biraz bulaştı. Metallerin neredeyse tamamı oksijenle tepkimeye girdiği zaman oksitlenir. Demir oksitlendiğinde pas olur. Bakır oksitlendiğinde atıyorum bakır oksit olur. Kimya bilgim çok fazla yok ama muhtemelen öyle bir şey oluyordur. Alüminyum da oksitlendiğinde alüminyum oksit oluyordur. İşte oksijenle temasını kesmeniz lazım. Buradaki makine yağı da tam bu iş için bize lazım olacak. Makine yağını seçmemizin sebebi de ısıya karşı birazcık dirençli olması, ısıdan bozulmaması yağın. Bu sayede alüminyumun yüzeyinin oksijenle temasının önüne geçeceğiz arkadaşlar. Ve alüminyumu ısıtmaya başlayacağız. Dediğim gibi bu havya şart değil. Normal havyanızla da yapabilirsiniz. Hatta alüminyumun büyüklüğü de bu şekilde küçük bir alüminyum olması gerekmez. Daha büyük bir alüminyumla da yapabilirsiniz bu işi. Fakat lehim yapacağınız alüminyumu da lehim tutacak seviyede ısıtmanız lazım. Yani alttan elektrikli bir ocağın üzerine koyabilirsiniz. Veya benim daha önceden size göstermiş olduğum SMD malzemeleri sökmek için kullandığım bir malzemem vardı. Onun gibi bir şey de yapabilirsiniz kendinize. İşte ısıttıkça bakın buradaki makine yağı alttaki alüminyumun oksijenle temasını kesip alüminyumun oksitlenmesinin önüne geçiyor. Şimdi yavaş yavaş havyayı alüminyumun yüzüne sürterek bir yandan lehim veriyoruz. Lehimi veriyoruz, veriyoruz. Bir yandan da alüminyumun istenilen ısı seviyesine ulaşmasını bekliyoruz arkadaşlar. Havyamızı sürtmemizin sebebi de yüzeyin daha rahat lehim tutması ve o bölgede çizikler oluşturarak lehimin malzemeye kaynaşmasını sağlamak. Lehim yapan arkadaşlarım bilirler ki zor lehim tutan malzemelere bu şekilde sürterek lehim yapmaya çalışırsınız ve yüzeyin sağlam bir şekilde lehimi tutmasını sağlarsınız. Yavaş yavaş yüzeyi çizdirerek bu şekilde lehim yapmaya çalışıyoruz. Acele etmenize hiç gerek yok. Sakin bir şekilde yağlı yüzeyin üzerinde havyanızı alüminyumu da ısıtarak gezdirmeye başlıyorsunuz. Şimdi yüzeyin lehim tutmaya başladığı noktayı da ben size göstereceğim. Alüminyumun lehim tutmaya başladığı anı da göstereceğim. Bakın bu şekilde. Evet bakın tutmaya başladı arkadaşlar. Artık alüminyum neredeyse havyamıza ve lehime yapışmaya başladı. Alüminyum da havyamızla beraber gezmeye başladıysa anlayın ki yavaş yavaş alüminyum artık lehim tutuyor arkadaşlar. Evet, hareket etmesini önlemek için küçük bir tornavidayla destekliyorum. O düşen lehim parçasını da lehimin içerisine katmış olduk.
Evet, bakın yüzey yavaş yavaş lehim tutmaya başladı. Neden geç tuttuğunu soruyorsanız arkadaşlar, alüminyumun kolay kolay istenilen sıcaklığa erişememesinden dolayı. Siz alüminyumu dediğim gibi bir ocakta ısıtarak, bir tavanın içerisinde ısıtarak, üzerinden normal 30 wattlık, 40 wattlık havyanızla bile yapacak olsanız, bakın görüyor musunuz? Lehim tutmaya başladı arkadaşlar. Tavanın içerisinde alüminyumu ısıtarak makine ayağıyla birlikte bu şekilde işlem yaptığınızda emin olun alüminyumunuz çok rahat bir şekilde lehim tutacak. Devam ediyoruz. Evet, bakın gördünüz mü? Artık lehim yapışmaya başladı. Alüminyuma yapışıyor ve siz işleme devam ediyorsunuz. Bakın artık lehim kolay kolay alüminyumun yüzeyinde kaymıyor ve siz bu yüzeyi genişletmeye çalışıyorsunuz. Tabii size ne kadarlık bir lehim yapacağınız alan lazımsa ona göre genişletiyorsunuz arkadaşlar bu yüzeyi. Hemen kablomuzu getirelim ve deneyimlediğimiz yüzeye tutturalım. Dediğim gibi hiç acele etmenize gerek yok. Çünkü alüminyum zarar görecek bir malzeme değil ısıdan. Hiç çekinmeden yavaş yavaş lehimle alüminyumun ve kablonun özdeşleştiğini görmeniz lazım ki yaptığınız lehimin sağlam ve kaliteli bir lehim olduğundan emin olasınız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi alüminyumumuz gayet güzel bir şekilde lehim tuttu. Şimdi şu kenarındaki yağ ve pasta atıklarını temizleyelim. Ve birazcık alüminyumun soğumasını bekleyelim. Çünkü çok sıcak. Bakın, elimi değdirdikçe yakıyor. Birazcık soğumasını bekleyeceğiz alüminyumun. Hatta bu işlemi de yine başka bir alüminyumla yapabiliriz. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş alüminyumun soğumasını bekliyoruz. Bu şekilde diğer alüminyuma ısısını aktararak normal alüminyumumuzu soğuttuk. Gördüğünüz gibi zaten hızlı bir şekilde de ısıyı diğer alüminyuma aktarıp soğudu. Bakın şimdi yaptığımız lehimin sağlamlığını bir kontrol edelim. Evet, hiç merak etmeyin arkadaşlar, öyle kalkacak, bırakacak bir şekilde değil. Ne kadar kastırırsanız kastırın, sert bir cisimle veya kabloyla alüminyuma asılarak gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde alüminyuma kablomuz lehimlenmiş oldu.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kolay bir şekilde normal evimizde kullandığımız, işlerimizde kullandığımız havya ile nasıl yapacağınızı da anlattım bu işi. Aynen bu şekilde alüminyuma lehim yapabilirsiniz. Bu arada alüminyuma lehim yapmayı deneyip yapamayanlar ya da bununla birlikte farklı yöntemler bilen arkadaşlarım varsa lütfen yorumlarda bilgilerini bizimle paylaşmayı ihmal etmesinler. Evet sevgili Kaya ELC kanalı takipçileri, bu videomuzda buraya kadar, bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bu tür teknik ve bilimsel konulara ilgi duyuyorsanız ve merakınız varsa lütfen kanalımızı takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın.